Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Sabah kalktık, erkenden geldik. Daha güneşimiz açmadı. Sadece muhabbet kuşunun sesi ve doğayla iç içeyiz şu anda. Hiç ses yok. Birkaç araba geçmeye başladı işte. Havanın biraz daha aydınlanmasını bekliyorum şöyle. Arka tarafından doğacak güneş şuradan. Hava biraz daha şöyle kendine gelsin. Dişimizi atalım. Bir bakalım neler yapacak. Arkadaşlar inan zaman yetmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sabah geliyorum. Saat işte saat şu anda 7, 5 ya da 10 geçiyor. Hava aydınlanıyor. Anca atabiliyorum kuşu. Çok karanlık olunca ya da puslu olunca hava, hayvan uçmuyor. Fı 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 ediyor kanatları. Biraz havanın düzel şey olmasını bekliyorum. Yani bir 10-15-20 dakika öyle kaybediyoruz. Saat 8.30 olana kadar buradayım. 8.30'a kadar da bir şeyler yapıp kuşu indirip gitmem lazım. Dışarıda bırakmamam lazım. 8.30 olduğu zaman gidiyorum. Akşamüstü oluyor. 4.30-5 işim bitiyor. Buraya gelene kadar yaklaşık 45 dakika geçiyor arkadaşlar. Çok trafik var. Yani ben böyle bir şey yok yani. Acayip trafik var. Yollar berbat. Okulların tam çıkış saatine denk geliyor. Yani geliyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Eve gitmem lazım. Trafik gene yoğun. 6-6.30 oluyor. Trafik acayip yoğun. Hava kararmaya yakın oluyor. Yani inanın yani günün 2 saatini yolda, 2 saatini burada geçiriyorum. 3 saatini diyelim hatta, en fazla 3 saatini burada geçiriyorum. 2 saatini yolda geçiriyorum, hesap edin. Yani 3 saatte ne yapabilirsin parça parça? Vallahi sinir oluyorum. Bazen dün isyan ettim yani, yanlış anlamayın. Ya dedim böyle hayatında, böyle paranında, pulunda, malında, mülkünde, arabanın da, evinde, yani demediğim kalmadı yemin ederim. Çok sinirlendim trafikte. Ya biz zevk yapacağız. Lanet oluyor ya, affedersiniz. Vallahi lanet oluyor ya. Yani gerçekten lanet oluyor. İnsanın istediği hayatı yaşayamaması çok kötü bir şey. Neyse yani arkadaşlar, kapısının önünde bahçesinde kuş olan arkadaşları gerçekten kıymetini bilmeye yönlendiriyorum. Ha diyeceksin ki abi senin evin var, araban var, malın var, mülkün var, zartın var, zurtun var hesabı. Abi hiçbirisi mutlu etmiyor insanı, bakın gerçekten. Eğer gerçekten şu işi severek yapıyorsan sana zaman yetmiyor. Yetmiyor, bana yetmiyor şahsen. Yani hani diyorsun emekli olayım bilmem ne. Abi ne olursan ol zaman ayıracaksın. Bak koştur koştur zaman arıyorum. Bazen benim de şurama geldiği oluyor ama gene de yapıyorum. Yani yapamıyor değilim, yapıyorum. Gene de yapmaya çalışıyorum. Yani emek, gerçekten emek çok büyük bir şey, özveri. İşte bazen sinirleniyorum, işte bunlar aklıma gelince sinirleniyorum arkadaşlar. Yani gerçekten bunlar aklıma gelince sinirleniyorum. Neyse, kimsenin hayatında şeyi yok. Etkisi ufak tefek. Videomuza geçelim. Şu dişi bir atalım. 2 gündür, 3 gündür uçuramıyorum. Gene bir atayım, uçsun. Uçabildiği kadar uçsun. Ama şöyle bir şey var. Ben tam anlamıyla kuşu ne zaman uçurabileceğim, ben bunu anladım. Arkadaşlar, sabah kalkacağım, kapımın önünde şurada kümesim olacak, şurada evim olacak. Anlatabildim mi? Akşama kadar çayımı çorbamı demleyeceğim, işe güce gitmeyeceğim. Oturacağım akşama kadar o işi yapacağım. Ha o zaman da elimiz ayağımız tutar mı bilmiyorum. Ama gerçekten bazen çok sinirleniyorum. Yani çatı olsa, çatıdayken ya uçuruyordum arkadaşlar. Dışarıda bırakıyordum yavrular, ufak yavruları. Oradan oraya, oradan oraya derken kuşlar sökülüyordu. Sonunda disiplin ediyordum. Ama burada mümkün değil. Mümkün değil. Yani uçursam olacak ama uçuramadığın için olmuyor. Olduğu kadar izleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şu dişiyi bir atayım. Sohbet ederiz. Şu değneğimizi de alalım. Ha şurada. Arkadaşlar bunu yeni başlattık biliyorsunuz. 2 videosunu attım. Bu 3. olacak.
size attığım video. Çalışıyor, hırslı. Ama işte dediğim gibi her gün uçuramıyorum. Takkalı bozulu uçurmaya başladım biliyorsunuz. Olduğu kadar izleyelim bunu da. Yani uçamıyor her gün. Görüyorsunuz hayvan yere çakılıyor. Şimdi hayvan 3 gün uçmayınca böyle bir olaya giriyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? 3 gün. 3 gün uçmayınca böyle bir olaya giriyor. Artık bezle. Bakın sabah çok erken kalkmak istemiyor hayvan. Şimdi gördünüz mü? Yani şimdi bu hayvanın şimdi şöyle de bir şey var. Bunu da dipnot geçeyim. Şimdi bu kuş çok efor sarf etti arkadaşlar. Yani 20 dakika uçsa bu kadar yorulmazdı. Size öyle söyleyeyim. 20 dakika uçsa bu kuş bu kadar yorulmazdı. Şimdi bu kuşu ne yapacağız? Şimdi gerçekten uçmak istiyor mu istemiyor mu? Bunu anlayamıyoruz. Anlatabildim mi? Kalkamıyor kuş. Ben bunu şimdi elle fırlatmak zorundayım. Yani bunu ben elle fırlatmak zorundayım ki ne olacağını, ne biteceğini göreceğiz. Kanadını, kuyruğunu da incitmeyelim. Yani kalkışını göremiyoruz çünkü. Elle fırlatacağız. Heh. Hayvan zaten yeni çözülüyordu. Yine sıka girmiş gibi. Bakın. Takladan çıkamıyor hayvan. Düze vurursa düzelecek. Tam açılmıştı. 3 gün yatınca zaten uçmak istemiyor. Bakın hemen inmeye gelecek gibi. Bak. Ben şu bezi sallayayım da aklı buradan gitsin. Yoksa gelip inecek. Sabah sabah bütün sinirler tepeme çıkar gene. Hayvan direkt inmeye geliyor zaten. Bakın. Bak. Bak. Yok hayvan ben ineceğim diyor bak. Bak. Sen diyor ne yaparsan yap diyor. Ben diye ineceğim diyor. Yok. Bak ağzını açtı. İşte kuşçuluk böyle yani böyle lanet tarafı da var arkadaşlar kuşçuluğun. Görüyor musunuz? Hayvanın haline bakın. Mücadeleye bakın. Şimdi bu hayvanın suçu değil bu. Bu benim suçum. Bu seyisin suçu. Anlatabildim mi? Ben bu kuşu günlük düzenli uçuramadım. Ben bu kuşu düzenli uçuramadım. Yani bu benim suçum. Bu kuşla alakalı değil arkadaşlar. Bu kuşla alakalı bir şey değil. Bu benim suçum. Neyse, başka zaman uçururuz artık kuşu. Uçmuyor çünkü. Zaten arkadaşlar dünden de yem kalmış önlerinde. Bu eke dişilerin buraya koydum. Orada kızıyor diye. Dişilerin buraya koydum. Şu boz benekli erkeğe bir deneyelim. Arkadaşlar. Boz benekli erkek de uçuma vermeye başladı kendini. Size öyle söyleyeyim. Yani güzel de uçmaya gezmeye başladı. Kafasına göre takılan bir tip. Bakalım dişimiz uçmadı mı erkeğimiz inşallah kalkacak. Aferin. Heh, kalktı. Bu şimdi yükselir arkadaşlar tahminimce. Ben bunun altından da şeyler uçururum. Bir sürü yabanimiz de var zaten. Gelmeye başladılar. Hemen kuşun yanına bakın. Direkt kuşun yanına. Bak. Yabani çekiyor kuşlar ya. Bakın kuşumuz düze vurdu. Hemen yanına katıldılar yabaniler. Görüyor musunuz?
Evet, kuşumuz gezmeye başladı. Bu arada güneş de doğmaya başladı. Junior da buraları mayın tarlası gibi gazmış. Niye gazdıysa salak. Kuş böyle geziyor arkadaşlar. Güzel. Bakalım o uça dursun. Şuradan yavru atayım ben. Şu üç yavrumuz arkadaşlar. Bunlar ufak. Bakın şu boz dumanlı çok ufak. Ama aşırı taklaya biniyor hemen. Bu böyle çıktı. Bazıları dişi de boz da öyle. İyi biniyorlar taklaya. Bakın şey orada. Boz benekli orada çalışıyor. Bu yavrularımız da. Şöyle göstereyim. Bir tanesi dişi olan, boz olan, şu takla dönen en dıştaki. Diğer bozun kardeşlerinden. Yani aynı soy. Boz dumanlar da yine aynı soyun boz duman tarafı. Ama kuyruğunda açıklık olan, bakın sağ tarafında, o gayet güzel gidiyor. Sağlam takla deniyorlar. Ya işte zaman arkadaşlar, zaman. Videonun başında da dediğim gibi yani bu işler zamanla oluyor. Zaman olmayınca bakın hayvan sıka gidiyor. Bu hayvanı sürekli günde iki kere üç kere uçuracaksın ki sıktan çıksın güzelce. Oyuna başlasın. Yani elimizde ham madde var ama yoğurmaya vaktimiz yok. Böyle bir şey. İşte bu yüzden soyu takip etme, soyu devam ettirme açısından böyle göçebe gibi besliyoruz. Bir gün nasip olursa, affedersiniz, geberip gitmeden kendi bahçemde kuş besleyeceğim. Ama nasip olursa. Olmuyor bir türlü ama olursa. Bakın boz yukarıda. Ta yukarı çıkmış gitmiş. Hani arkadaşlar, sizlere bu videolar çekiliyor da nelerle, ne şeylerle çekiliyor? Anlatabildim mi? Ne zorluklarla, ne sıkıntılarla çekiliyor. Neyden korktu bunlar ya? Aferin eşek sıpası. Bakın öndeki dişi boz da sıka girmiş. Yani sık taklaya giriyorlar artık. Bunları ikiye de düşürebilirim artık. İki iki uçurabilirim. Eğer iki uçurlarsa, uçarlarsa daha yüksek uçarlar. Bilginiz olsun. Üç birbirini gezdirir. İki, yani üç birbirini gezdirir. Taklaya bindikleri zaman üç ayırır birbirlerini arkadaşlar. Ama iki olursa yine taklaya binerler ve birbirlerini yine gezdirmeye devam ederler. Aklınızda olsun. Üç üç başlayıp ya da beş beş ikiye düşüreceksin en son. Sonunda da teki alma dediğimiz şeye gelecek. Bakın benekli boz yukarıda. Bayağı bir yukarıda. O bunları şimdi... Ben önce onu atıyorum ki birlikte gezmesinler diye. Yanlarından ayrılıp gider zaten o taklaya bindiği için. Daha bunlarda öyle bir şey yok.
Bunları artık iki iki uçurmaya başlayayım. Hem nefeslenirler, yüksel çekerler kendilerine. Hem de daha sağlam sökerler. Bakın şu boz dumanlı. Aferin. Kuyruğunun sol tarafında bir kısmı yok. Benim söylediğimi benim gibi kuş besleyen arkadaşlar çok iyi anlar arkadaşlar. Yani ben sadece şimdi değil ama bu şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 25 yıldır bu şekilde kuş besliyorum. Hep emanet yerlerde. Sadece bir senemi, bir buçuk senemine kendi çatımda besledim. Onda da şerefsizlik yaptılar. Hanıma uyduk, kimseyle kavga etmeyelim dedik. Kuşları gene başladık başka yerlere. Ben en üst kat evi sırf kuş beslemek için aldım arkadaşlar. Ama bir alta yaramadı. Normalde bahçeli ev de alabilirim de ama işte durumlar daireyi gerektirdi. Daire aldık. O anki şartlar. Ama inşallah. Gerçi inşallahla maşallahla da olmuyor da. Bakalım. Kaderimizde onun da zamanı vardır belki. Hop tersledi. Boz orada çalışıyor bakın. Aferin. Aferin. Büyükten korktular. Neyse bunlar insin diğer grubu kaldırayım arkadaşlar. Sıkıntı yok bunlar. Ay tüy attı gene. Bakın tüy geliyor. Hoppa. Tüy bile hedeflendi. Aferin bak taklalanıyor görüyor musun yavru? Yavru kendini yapmaya başlamış. Aferin eşek sıpaları sizi. Şimdi diğer üçlüyü çıkarayım onları atayım da. Vallahi arkadaşlar. Biraz abarttım herhalde. 2, 4, 6, 8, 9 tane kuş. Biraz abarttım. Hadi bakalım hadi. Vallahi abarttım. 19 tane birden uçuruyor. 9'u bir arada. Böyle deli deli uçuyorlar ya çok hoşuma gidiyor. İkisi hala geziyor. Sapıttı. Toplanırlar şimdi bir araya belki. Bu arada boz yukarıda hala. Bunlar diğerleriyle aynı ayarda arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakın bunlar da çeviriyor taklayı. Şöyle. Diğer uçurduğum grup var ya, oradaki iki tane aynı ayarda iki taneyle. Şu boz yavruyu hatırlayanlar bilir. O şey yapmıştı. 2 gün 3 gün gezmişti dışarıda. Bunları böyle kanat çalıştırıyorum ki
biraz şey yapsınlar, uçsunlar, hem kanat çalıştırsınlar hem de egzersiz olsun. 2-2-3-3 uçurmuyorum daha bunları. Heh. Hepsi yerine indi. Bunlara bu yetiyor şimdilik. Çünkü tüymüğü var, bilmem nesi var hayvanların. Boz nerede, bakın boz yukarıda geziyor. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz ama zoom açtığım zaman zaten iyice bozuluyor. Şöyle yapayım. Bunları kapatayım. Diğer iki tane yatayım. Şunlar da eş almış. Neyinize güveniyorsunuz? Ne yaptınız da eş aldınız? Bilmiyorum. Bir uçun bakalım. Boz kirliyle boz. Büyük boz. Yani büyük boz dediğim uçan bozun ayarındaki boz. Kendiliğinden eş almışlar. Bak erkeğe bak. İşte dişiyi o yüzden o tarafa ayırdım. Dişilerin arasına arkadaşlar. Orada da hayvanları, tabi dişileri yemliyorsun uçmadıkları için şu anda. Onu da unutuyorsun arada. O da yemini yiyor. Boz orada. Bunlar burada. Şimdi arkadaşlar demin grup uçurdum 9 tane. Ben onları eğer üçerli uçursaydım 15'er dakikadan 45 dakika yapacaktı. Anlatabildim mi? Bakın. Orada 15 tane uçacak kuş var. 45. Hesap edin yani. 2 saati buluyor. Normal uçması gereken süre. Şimdi diyorsunuz ki abi niye o kadar yavru alıyorsunuz? O zaman niye o kadar şey yapıyor? Arkadaşlar burası dış alan. Başka hayvanların da buralarda gezebildiği, önlem alamadığın bir alan. Ben burada eğer bu hayvanları yedekli tutmazsam, bol tutmazsam, bu hayvanlar soy kaybolur gider, hastalık gelir, bir şey olur. Çoğumuzun kümesinde görüyorsunuz bir hastalık geliyor. 15 tane 20 tane kuş birden gidiyor. Geçen Boran'ın orada köpek salındı. 30 tane kuşunu, 35 tane kuşunu boğdu. Şimdi böyle bir durum olsa ben bunca yıl bu kadar emeğimi, anlatabildim mi? Bu kadar git gelimi, bu kadar stresimi, sıkıntımı nasıl giderebilirim? Benim en büyük stres, ben bu kadar yolu geliyorum gidiyorum ama bunların hatırına geliyorum gidiyorum. Ben bu kadar eziyeti çekiyorum, krize giriyorum bazen ama bunların hatırına, bunlarla beraber düzeltiyorum o krizi de. Anlatabildim mi? Yani o yüzden çok tutuyorum. Bir de siz sevdiğim insanlar istiyor. Onlara da yardımcı oluyorum. Onlar da uçuruyor. Abi biz beğeniyoruz diyorlar. Gönderiyoruz. Yani bir sürü etken var. Herkes benim gibi değil. 30 tane, 35 tane yavru yok. Alıyor bir takım yavru. Özenle uçuruyor. Özenle seyrediyor. Ha, başına bir iş gelirse yedeğinin bende olduğunu biliyor. Benim öyle yapma lüksüm yok. Ya öyle söylesin bir takım daha alırım. Öyle bir şey yok. Aynı bulamıyorsun işte, yok. Yok. Yanlış anlamayın da yok. Hani 40 yıllık 50 yıllık soy değil arkadaşlar. Kendi soyum. Kendi gözümle göre göre eşleyerek, yavru olarak, deneyerek, uçurarak elde ettiğim bir soy. O yüzden ben 40 yıllık soy, 50 yıllık soy bilmem. Ben gözümle gördüğümü bilirim. Siz de onu bilin. Gerisi boş, tırıbıdı. Araba alacağını da gözünle görüyorsun. Niye ekspertize götürüyorsun? Götürme o zaman, göreyim seni. Ha? Adam fabrikadan sıfır araba alıyor. Arka kapısı değişik, ön kapısı değişik diyorlar. Fabrikada. Geçen de bahsettim. Günümüzde herkes şikayetçi olmuş. %75'i şikayetçi. Yani üstüne alınan alınsın, alınmayan alınmasın. Şikayetçi olmayanlara lafım yok. %75'i şikayetçi. Değilim diyen adam yalan söylüyor. Anlatabildim mi? Değilim diyen adam yalan söylüyor.
%75'i üçkağıtçı. Ya da kendini kandı. Ya ben de isterim. Hiç uğraşmayayım. Geleyim buraya. Kapıyı açayım. Çıkarayım kuşu. Atayım şuraya. Uçurayım. Seyredeyim. Zevkimi yapayım. Kapatayım. Öyle hazır var mı ya? Öyle hazır yok ki arkadaşlar. Öyle hazır yok. Emek vermezsen olmaz. Çile çekmezsen olmaz. Bu arada boz yavrumuz. Bunlar da insin. Videomuzu da kapattırım şimdi. Bunlar insin. Kara benekli olan Konya'da Sami hocamın erkek gönderdi, erkek yavru. Baş kanatları kaldı bir tek. Onlar da tamamlasın. Daha taklaya girmedi. Dişi olan dumanlı dişilerin arasında o taklaya girdi. O da patlayacağı zamanı biliyor onlar da. İnin bakalım. Bunlar insin. Şu yavruları da açalım. Çıksınlar bir havalansınlar bu arada. Bakın boz hiç buraya bir bakmıyor da, görüyor musunuz? Yukarıda geziyor. Ortamın üstünde dolanıyor. Orada patladı. Şöyle zoom'u sonuna alayım. Heh. Bakın. Yukarıda iyice çalışıyor. Geçsin, çalışsın. Aha, bakın. Ben de diyorum bu ses yabancı değil. Görüyor musunuz? Atmacayı görüyor musunuz? Bakın, gördünüz mü? Kuşta geliyor, bakın taş gibi olmuş korkudan. Kuş nitroya takmış. Vallahi kuş korkudan nasıl geliyor, gördünüz mü? Bakın. Bakın. Korkudan nasıl geliyor, korkudan. İşte korku böyle bir şey arkadaşlar. Belki de daldı bu kuşa, biz göremedik. Anlatabildim mi? Alıp da gidebilir de yukarıdayken. Bilemiyorsun neyin ne olacağını bilemiyorsun. İn oğlum, in. İn, gel. Gelin, gel. Aferin, gel. Gelsin, insin de. Oo, kaç tane bakın. Bakın arkadaşlar. Bir. Bakın şurada gidiyor, iki. Bir tane o tarafa gitti, üç. Yani atmacalar resmen artık piyasayı ele geçirmeye başladılar. Biz buraya geldik, hakim bölge bizim diyorlar. Balta çetesi gibi çöküyorlar. Ulan var ya. Güzel lakap, balta çetesi. İzlediniz mi o filmi? Kung Fu bilmem ne, panda balta çetesi. Ulan var ya, yine güldüm ya. Ulan. Bu kuşlar da olmasa kafa yiyeceğiz, yemin ederim. Gel. Belki birkaç gelir oynar, sizlerle paylaşalım onları da. Hazır bu kadar çektik. Gençler.
Sana demiyorum lan, şerefsiz, sen yaşlısın. Geç yerine. Oğlum balta çetesine kafa mı tutuyorsun? Gel in. Onlar seni yer, onlar kung fu ustası. Hem de baltaları var. Dövmeleri de var. Bir ara yine böyle arkadaşlar var, oturuyoruz, sohbet ediyoruz böyle. Kuşa atma. Ulan dedim, sen kim, atmacayla dans etme kim dedim. Yemin ediyorum 15 dakika geçmedi. Git kuşu aldı git atmaca. Kuşu aldı git atmaca. Gülmekten yerlere yattım. Abi diyor, kuşu aldı dedi. Oğlum ben onu bildim zaten dedim. Anladım yani. Sen kim, atmaca dans kim dedim yani. Kuş da çok kiloluydu arkadaşlar. Yeni yeni uçuruyordu. Ondan sonra zaten kendini çekemiyordu. Bir de kalkmış. Bu atmaca yükseliyor, yükseliyor. Atmaca yükseliyor, yükseliyor. Peşinden aldı gitti. Ne yapayım? Ha, yine kuş hareketlendi bir. Bu da balta çetesine kafa tutuyor. Bunun da sonu iyi değil gibi sanki. Bunlar da kuş orada patladı. Serçeden korkuyorlar. Serçe hızlıca geliyor ya. Serçe akıllarını alıyor bunların arkadaşlar. Yani güzel yeri olanlar, kapısında kuş uçuran arkadaşlar, kıymetini bilin, kuşlarınıza emek verin. Uçurun, izleyin. Ha, biz de iyi kötü buradayız. Besliyoruz. Ama işte sabah gelip akşam gitmek lazım. Öbür türlü olmaz. 5 tane kuşun olsa da olmaz. Düşünsene 4 tane kuşu teke aldın. İkişer saat uçsalar. Anlatabildim mi? İkişer saat uçsalar 4 kuş 8 saat yapar. Gün biter, anladın mı? Bunun yanında hiç mi kuş uçurmayacaksın başka, yavru mavru kovalamayacaksın? Dişiye bak, tellere yapışıyor salak. Yani o yüzden ha, ben bildiğim kuşlar, ben hani yanlış anlamayın, ben gene kızıyorum ediyorum da, ben hani kendim de kuş izleyeyim diye. Benim kendi bildiğim kuşlar. Ben uçurduğumda ne yapacağını bildiğim kuşlarım. Ben o yönden benim sıkıntım yok. Ben o yüzden çuvasalarda bilmem ne olsa da besliyorum. Anlatabildim mi? Yani ben sizler adına diyorum, tamamıyla görmeniz lazım. Ha, ben bu kuşlara yeni başlayan biri olsaydım işte o zaman gerçekten çıldırırdım, sonunu göremedim. Acaba kuş iyi miydi, kötü müydü, yok bilmem ne miydi diye. Aferin. Ama ben biliyorum kuşlarımı. O kadar heyecanlı ki gidip orada patlıyor. Hocam erkek kızmış. Hatta şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, bakın. Bir takım, iki takım, üç takım, bunları da eşe attım. Dört takım kuş attım eşe. Şurada da var iki takım, altı takım kuş var işte. Diğerleri eşte değil. Bakın burası komple dişiler, biliyorsunuz. Komple buralar dişi. Hepsi dişi kuşlar bunlar. Dişiler birbirleriyle eş alıyorlar, görüyor musunuz? Yani bunlar dişi. Eşe atmayacağım. Burada bunlar erkek 2 4 6 8 9 havada 10.
Bunlar erkek. Eşi atmayacağım arkadaşlar. Şu kümeste de var, öyle duruyorlar şimdi. Öylesine duran yeşil kümeste. Yani 10. Eşi atmayacağım. Yoksa daha bir 15 takım daha kuş eşleyebilirim. Bu da 30 kuş yapar. 30 kuş ikişer tane yavrulasa 60 yavru yapar. Anlatabildim mi? 3 ayda. Ama ben eşlemeyeceğim. Çünkü var. Daha bakın bu yavrular uçacak. Açmadım. Bakın burada 17 tane yavru var, uçacak. En son eşlemeden ayırdığım zamanki yavrular onlar eşten. Boran Nora hareketlendi gene. Köpekler bir şey havluyor. Yol tarafından geçiyorlar. Bazen köpeklere laf atıyorlar. Hah, geliyor kuşumuz. Şu kuşun in içini de göstereyim diye şey yaptım arkadaşlar size de. Orada patladı. Orada kumaşta kuş yok. Gel. İnecek inecek de nazlanıyor. Çekil Junior, geç yerine Junior. Geç yerine. Junior geç yerine. Geç yerine. Bu da Dalton. Balta çetesinin üyelerinden bu da. Kırmızı bik. Eşek, kızmadım ben sen, oradan çık. Yürü. Yürü. Geç. Yürü git. Yani. Orada patladı, göremedim. Çekmedim yani. Ama inecek arkadaşlar. İyice gözü aşağıda. İnişini de çekeyim. Videoyu sonlandıralım. Vedalaşalım. Yoruldu çünkü iyice. Yaklaşık 50-55 dakikadır uçuyor. Erkek uçur diyorsunuz ya, işte erkek uçuracağız, nasip olursa uçuruyoruz bakın havada. Başlayacak nasip olursa. Dişiler de böyle tellere yapışıyor. Niye? Kızgınlıktan, içeride erkek var diye. Dişi kuş kolay çakılır. Dişi kuş kolaydır. Arkadaşlar bizim zamanımızda kapına bir misafir geldiği zaman, hele biraz da kuştan anlıyorsa, iyi kuşçuysa, iyi kuş bassa derler bizim orada. Dişi kuş uçurulmazdı. Dişi kuş uçurdun mu adama hakaret etmiş sayılırdın. Erkek uçuracaksın. Eke uçuracaksın. Eke derken 2 yaşında, 2,5 yaşında, 3 yaşında. Öyle tutup da 3 aylık 4 aylık yavruyu uçurup da yeni başlamış.
O kuş izlettim ben demeyeceksin. O iş öyle değil. O zamanlar kümeslerin içinde bir karış bok, affedersiniz, 4 tane tahta terek, 2 tane sandık ya da tuğla, onun kenarına yuva yaparlardı, yumurta yaparlardı. Şimdiki gibi salmalar, ızgaralar, ayrı suluklar, ayrılı yemlikler, öyle şeyler yoktu. O kuşlar da oynuyordu işte. Anlatabildim mi? Hem de öyle böyle oynamıyordu, güzel oynuyorlardı. Gel artık, gel. Şunun iniş tertibatını çekeyim istiyorum size de. Hani durdurup da incene yakın çekmek istemiyorum. Aslında öyle yapsam video daha kısa olur, izlersiniz. İnecek ama inemiyor. İyice gözü aşağıya dikti. Daireleri kısalttırdı. Peşinde de arı var. Bir ses geliyor diyor. Gıbır 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 diyor ya. İyice sıkışmış, ağzı açılmış. Yorgunluk at safa. Gel oğlum. Aferin sana. Evet, beklediğimizi yaptı. Hedefini tam ortasına indi. Maşallah diyelim.
Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, takipte kalın. Gününüz güzel olsun. Ömrünüz uzun olsun.